Herkese merhaba. Bugün size orman gülü bitkisini tanıtacağım. Gölgede yetişebilen, asitli toprakları seven, büyüme hızı çok yavaş olan, bakımı kolay, senede bir kez çiçek açan ama çiçek açtığı gibi böyle bir görsel şölen sağlayan bir bitki. Birazdan yanına gideceğim. Gördüğünüz gibi ben de kuzeye bakan çitlerin hemen önünde yetiştirdim. Kökleri genelde yüzeye yakın olduğu için hemen hemen her toprakta yetiştirilebiliyor. Yani derinlemesine anlamda derinliğe sahip olmayan bahçelerde yetiştirebilirsiniz, otopark üstü ya da saksıda. Şu an Mayıs başı, bu çiçeklerini bir önceki dönem geliştiriyor. Mayıs ayında da bu şekilde, Nisan sonundan itibaren de bu şekilde açıyor. Tek dikkat etmeniz gereken şey rhododendron, orman gülü bitkisiyle alakalı, toprağının asitli olması. Ben burada zaten çok yağışlı bir yer olduğu için toprağın hafif asitli bir toprak seviyesine sahibim. Kirli bir toprak. Ama yine de pH seviyesini 6'lara düşürebilmek, 5,5'lara düşürebilmek için senede bir ya da iki kez toprağın altına demir sulfat döküyorum, tozu döküyorum. Toprak asitleştirici bahçe merkezlerinde bulabilirsiniz. Bunun dışında yaptığım hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi. Böyle güzel de çiçeklere sahip bir bitki. Çiçekleri açmadan önce tam anlamıyla pembe. Açarken ve açtıktan hemen sonra açık pembe. Daha sonra da süreci tamamladığı zaman, çiçeklenme sürecini tamamladığı zaman beyaz renge çalarak ömrünü tamamlamış oluyor. Yaprakları böyle mat renkte. Kışında dökmüyor yapraklarını. Dediğim gibi bu çiçeklenme sezonu bittikten sonra seneye açacak olan tomurcukları, gonca çiçekleri geliştirmeye başlayacak. Daha sonra da seneye erken bahar döneminde bu şekilde yine renkli çiçek açacak. Herkese tavsiye ederim. Böyle gölge köşeleri aydınlandıracak, renklendirecek güzel bir bitki. Karadenizliler aranızdakiler, aranızda Karadenizli olanlar bunu biliyordur, bitkiyi biliyordur. Videoyu sonlandırmadan önce de şöyle bir Mayıs ayına ait bir güncelleme videosu da paylaşmış olayım. Daha fazla çok renkler yok şu an bahçemde. Yaban asması ve Meksika turancı dediğimiz, orancı dediğimiz Mexican orange. Şuradaki yaban asması da çiçekleri geçmek üzere. Onun dışında çok şu an çiçekli dönemde olan çok fazla bitkim yok. Tekrar görüşmek üzere.